Şu anda ekranımda görmüş olduğunuz portföyü 16 Kasım tarihinde YouTube kanalımda paylaştığım bir sepet videosunda birlikte hazırlamıştık ve gerçekten çok güzel kazançlar sağladılar. Gördüğünüz üzere burada özellikle Nexa ve Colony'de çok güzel bir para kazandık ve bunu hep birlikte başardık. Tabii durum böyle olunca da takipçilerimden yani sizlerden çok güzel yorumlar almaya başladım ve bunun bir daha yapılmasını çok istediniz. Ben de bu videoda sizler için gerçekten gem niteliğinde yani henüz hak ettiği değeri görmemiş ama ayakları da yere sağlam basan yani gerçek dünyaya, hayata dokunabilen ve önümüzdeki yıllarda bu projelerini daha da geliştirerek güzel yerlere gelebilecek olan projeleri sizler için araştırdım. Bu videoda bahsedeceğim hiçbir kripto para sponsorlu değil ve hiçbirisi de henüz hak ettiği değere ulaşamamış ve hepsinden de emin olabilirsiniz ki gerçekten bir projesi var. Başarılı olabilecek kripto paralar. Zaten böyle olmasalar da emin olun bu videoda asla yer vermezdim. Haydi gelin bunlar hangi coinlermiş hep birlikte inceleyelim. Evet, kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Tahir Ali Koca ben. Bu videoda dediğim gibi sizlerle 7 tane kripto para paylaşacağım ve bunların hiçbirisi hala hak ettiği değeri göremediği için önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde 100x potansiyel barındırıyor arkadaşlar. Ancak bunları anlatmaya başlamadan önce size yapmam gereken bazı uyarılar var. Lütfen ama lütfen bu uyarıları atlamayın. Gidip coinlere bakıp hemen o coinlere yatırım lütfen yapmayın. Çünkü burada gerçekten ya bu videodan bağımsız bir şekilde, bu videonun konusundan bağımsız bir şekilde lütfen şu diyeceğimi unutmayın asla. Gerçekten hangi kripto parayı, hangi hisse senedini veya farklı yatırım aracını seçmenizden daha önemli bir şey varsa o da hangi stratejiyle yatırım yaptığınızdır. Yani çünkü zaman zaman şunu yaşıyoruz. Ben bir coin paylaşıyorum. Bir yakınım veya bir takipçim benle aynı zamanda, aynı anda aynı coin'i alıyor. Ama ben kar ederken o zarar edebiliyor. Veya ben belli bir miktar yani %100 kazandıysam o daha az kazanabiliyor. Çünkü doğru kademeli alım satımlarla hareket etmediğinizde veya doğru yatırım stratejisini benimseyip veya benimsediyseniz bile onu uygulayamadığınızda gerçekten en doğru kripto para, en doğru hisse senedi veya yatırım aracını tercih etmiş olsanız bile bundan para kazanamayabilirsiniz. O yüzden sizlerden ricam lütfen vereceğim coin'leri böyle bir hedef olarak değil ya, bir amaç olarak değil de bir araç olarak görün ve amaç olarak benim sizlere anlatmak istediğim, öğretmek istediğim bu yatırım stratejisi, tecrübelerimi anlamaya çalışın. Sizlerden ricam bu. Çünkü ben bu kanalda nacizane sizlere para vermek değil. Yani bu coin'i al para kazan. Bunu yapamam. Hiç kimse bunu yapamaz. Ama kendi tecrübe edindiğim şeyleri sizlere anlatıp bu şekilde birlikte kazanalım istiyorum. Evet, bu kanalda tabii ki kendim de bir iş olarak görüyorum ve para da kazanıyorum. Ama gerçekten en büyük önceliğim ben kazanırken başkalarına da kazandırabilmek. Çünkü bana göre özellikle hani biraz da böyle milliyetçi bir yaklaşımda bulunduğum zaman bana göre bu piyasadan, global bir piyasa olduğu için bu piyasadan kazanılan her bir kuruş ülkeye sokulmuş döviz anlamına geliyor. O yüzden gerçekten çok önem veriyorum. Şimdi gelelim hızlı bir şekilde coinlerimizi incelemeye. Evet, ilk kripto paramız Layer AI arkadaşlar. Layer kısaltmasıyla borsalarda bulabilirsiniz. Şu anda market cap'i gerçekten çok düşük. 2,4 milyon dolar gibi oldukça düşük bir piyasa değerine sahip. Zaten bizim bu videodaki amacımız da düşük piyasa değerine sahip. Henüz böyle çok keşfedilmemiş ve keşfedilmesi de yani yüksek ihtimal olan kripto paraları arıyoruz. Ama tabii ki de her ihtimale karşı bu kripto paraları alırken bir nevi kaldıraç kullanıyormuşuz gibi düşünmemiz gerekiyor. Ve bu doğrultuda çok ciddi meblağlar ayırmamamız gerekiyor. O yüzden tekrar ediyorum, lütfen çok büyük riskler almayın ve bu tarz kripto paralarda kazanç kadar kaybın da yüksek bir ihtimal olduğunu unutmayınız. Şimdi Layer AI projesinin benim için bu kadar değerli kılan şey hem ZK Katman 2 hem de yapay zeka alanında çalışıyor olması ve bununla birlikte piyasa değeri çok düşük. Aynı şekilde ilerleyen, aynı alanlarda çalışan birçok projenin çok daha yüksek bir piyasa değerine sahip olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da Layer AI'ın eğer bu şekilde ilerleyebilirse kısa vadede de uzun vadede de güzel kazançlar bırakabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu sepette ilk olarak bu kripto paraya yer vermek istedim. Web sitesine de baktığınız zaman zaten
oldukça güzel bir şekilde kendilerini açıkladıkları sade ama yeterli bir web siteleri olduğunu görüyorsunuz. Dediğim gibi hem yapay zeka alanında hem de farklı alanlarda oldukça başarılı çalışmaları olduğunu görüyoruz. O yüzden bu sepette ilk olarak bu kripto paraya yer verdim. Bu arada hemen bakalım hangi borsalarda varmış. Gördüğünüz üzere zaten bu tarz kripto paralar henüz çok fazla kendini kanıtlayamadığı için Binance, Coinbase gibi büyük borsalarda listelenemiyorlar. Ve tabii ki bu büyük borsalarda da listelenme durumlarında çok daha yüksek kazançlar bırakabiliyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi Huobi, Bybit, Gate.io, KuCoin, Maxi gibi borsalardan alım satımını yapabilirsiniz. Ben genel olarak Gemcoin alımlarımı Gate.io ve Maxi borsalarında yapıyorum. İkisinin de en yüksek komisyon indirimli kayıt linklerini açıklama kısmına ve sabit yoruma bıraktım. O linklerden iki borsada da hesap açabilirsiniz ve aynı zamanda farklı kampanyaları da açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. Oradan diğer kampanyalardan, airdroplardan da mutlaka yararlanın arkadaşlar. Çünkü önümüzde çok güzel bir boğa sezonu bekliyor bizi ve bu boğa sezonuna ne kadar yüklü bir sermaye ile girebilirsek o kadar kârdır ve bu sermayeyi de arttırmanın en güzel yolu bu tarz borsa airdropları, farklı testnetler veya sıfırdan böyle para kazanabileceğimiz kampanyalar kısacası. Gelelim sepetimizin ikinci kripto parası Jere Network ve gördüğünüz üzere kısaltması da yine aynı şekilde Jere olarak borsalarda bulabilirsiniz. Layer AI'ya göre biraz daha yüksek sırada, market cap'i yine oldukça düşük, 10 milyon doların bir tık üzerinde. Jere Network blockchain tabanlı müşteri ilişkileri yönetme platformu arkadaşlar. Yani bunu biraz daha açmamız gerekirse aslında hani videonun başında da dediğim gibi gerçek hayata dokunan bilen projelere bu kadar önem vermemin bir sebebi gerçekten bunların zaman içerisinde blockchain gerçek hayata entegre olabildikçe daha güzel yerlere gelebileceklerini düşünüyorum. Bu projemizin de böyle web sitesine baktığımız zaman arkadaşlar genel olarak müşteri ilişkileri alanındaki çalışmalarını biraz daha böyle yapay zeka ile birleştirip blockchain alanına entegre etmeye çalıştığını görüyoruz. Bundan kaynaklı da yani oldukça önemli. Gördüğünüz üzere şöyle hemen bir Türkçe'ye de çevirelim. Gördüğünüz üzere burada farklı alanlardaki çalışmalarını zaten takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani genel olarak veri bulutuna, veri entegrasyonuna odaklanmış bir proje ve bu tarz projelerin de zaten zaman içerisinde ben hak ettiği değeri görebileceğine inanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Jere de yine bu platformun merkeziyetsiz bir veri token'ı. Diğer detayları da buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında yine hangi borsalarda olduğuna bakalım. Gate'de ve Maxi'de bu coin'i alabiliyorsunuz. Şu anda 953. sırada. Hani Layer AI'dan yine daha yüksek bir piyasa değerine sahip. Dolayısıyla biraz daha bir tık daha en azından az riskli olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü projemiz yine bir yapay zeka projesi ve piyasa değeri Layer AI'dan da daha düşük. O yüzden çok yüksek meblağlarda yatırım önermiyorum. Orbofi AI arkadaşlar, kısaltması da OBI şeklinde, hangi borsalarda varmış hemen bir bakalım. Gördüğünüz üzere yine Gate.io ve Maxi'de bulabiliyoruz arkadaşlar. Orbofi AI da yine bir yapay zeka projesi. Orbofi tüketicileri ve geliştiricileri blockchain üzerinden yapay zeka tarafından üretilmiş içerikler oluşturmaya ve böyle birkaç tıklamayla paraya çevrilebilecek ince ayarlı yapay zeka modelleri oluşturma konusunda destek sağlıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir projesi var. Tekrar söylüyorum, piyasa değeri oldukça düşük. O yüzden riski de bir bu kadar yüksek. O yüzden çok ciddi meblağlar yatırım yapmayı asla önermiyorum. Ama yine de 100x'ten fazla bile yükselme potansiyeli olduğu için de bence değerlendirilebilir. Çok büyük riskler almadan cüzdanlarda böyle 5-10 dolar, 20 dolar, yani bakiyenizin artık ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum tabii ki, ona göre hareket etmenizin daha doğru olacağını düşünüyorum. Evet, bir diğer projemiz arkadaşlar CryptoKNIT, Sailor kısaltmasıyla. Bu kripto parayı da hangi borsalarda bakalım? Bybit, Gate.io, Maxi gibi borsalarda bulabiliyoruz. Yine şu anda 29 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. 2274. sırada yer alıyor kripto para piyasasında. Bir yandan notlarıma da göz atıyorum. Arkadaşlar CryptoKNIT'ten bahsetmeden önce biliyorsunuz ki Solana'dan sonra Sei oldukça güzel bir yer ediniyor ve bu alanda ilerlemeye devam ediyor. CryptoKNIT de önde gelen bir Sei Liquid Staking platformu arkadaşlar ve kullanıcıların kaldıraca erişirken Sei'den bileşik faiz kazanabilecekleri entegre bir piyasa sunuyor. Bu açıdan eğer Sei'ye yatırım yapıyorsanız özellikle yine CryptoKNIT de dikkatinizi çekebilir. Tabii ki diğer bütün bu sepetteki diğer bütün kripto paraları anlattığım gibi burada da söylemem gerekiyor ki çok büyük riskler almamak gerekiyor.
Ama özellikle de SEI'den yaşanacak güzel bir yükselişte yine Kryptonit'te, yani bu kripto paranın da gerçekten güzel şeyler başarabileceğini düşünüyorum. Zaten burada Epe'de ulaştığınız zaman burada staking yapabiliyorsunuz ve SEI üzerinden de para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer kripto paramız JUDOS kısaltmasıyla, yine ismiyle kısaltması aynı. 403. sırada aslında gem demek, hani çok doğru mu bilmiyorum ama yine de yer vermek istedim. Çünkü proje olarak gerçekten beğendim açıkçası araştırırken, bu video için hazırlık yaparken. Şu anki fiyatı 0.013 dolar ve yaklaşık 80 milyon dolarlık bir market cap'i var. Hacmi oldukça düşük ve genel olarak bence yakın zamanda hareket edebilecek, güzel hareketler yapabilecek. Şu anda Binance US'de listeli, güzel bir kripto para arkadaşlar. Kesinlikle yatırım yapmasanız bile gözünüzün önünde olmalı. Ölçeklenebilir bulut bilişim kaynakları sağlıyor. Bu açıdan da yani kendini gerçekten güzel bir şekilde öne çıkarabilecek bir projeye sahip. Yani şu anki 400. sıradaki sıralamasını bence çok daha güzel yerlere, yukarılara taşıma potansiyeli oldukça yüksek. Piyasa değerinde de yine dediğim gibi buradan, yani kısa vadede hani çok ciddi bir tahminde bulunmak çok da doğru olmaz ama bence güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Hızlıca bir web sitesine de göz attığımız zaman zaten sizler de buradan görebileceksiniz ki geliştiricilere güzel bir destek sağlıyor. Web3 alanında biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Web3, NFT, Metaverse alanları çok yaygındı. Yine bu senede Web3 eskimez tabii ki. Web3 yine aynı şekilde kazandırmaya devam edecek ama yapay zeka alanındaki projelerinde güzel kazandırabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim son coin'imiz HiveMapper, yani HoneyCoin. HoneyCoin'in de gerçek hayata dokunan noktası lojistik ve taşıma hizmetleri için haritalama konusunda bir destek sağlıyor ve bunu da tabii ki blockchain desteğiyle yaptığı için de gerçekten gerçek hayata dokunabilecek çok güzel bir kripto para olduğunu düşünüyorum. Yine hani gem demek için biraz yüksek bir market cap'i var ama en azından bu videomuzda buna da yer vermek istedim. Çünkü bu şekilde yani gerçek hayatta, dış dünyada bir aktivitesi olan kripto paraların daha düzgün, daha güzel yükselişler yapabileceğini ve ayaklarının yere daha sağlam basabileceğini düşünüyorum. Borsalara baktığımız zaman gördüğünüz üzere Gate.io ve MXC'de olmadığını görüyorum ama yaygın kullanılan BingEx borsalarından bulabilirsiniz. Ve yakın zamanda da listelenmeler zaten olacaktır. Eğer listelenme olursa zaten tekrar paylaşımını yaparım arkadaşlar. Şu anki fiyatı 0.021 dolar ve dediğim gibi piyasa değeri de 100 milyon dolar civarında. Lojistik ve taşımacılık alanında haritalama konusunda güzel destekler sağlıyor ve bunları blockchain ile entegre edebilmiş olması da oldukça güzel. Şu anda web sitesinde görüyorsunuz, yine genel olarak zaten asıl amaçlarını güzel bir şekilde tanıtan bir web sitesine de sahip. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Tekrar ediyorum, bu coinler gerçekten çok riskli olabiliyor. Yatırdığınız bütün parayı da kaybetme ihtimaliniz olabilir. O yüzden yine bakiyenizin büyük bir çoğunluğunu Bitcoin, Ethereum başta olmak üzere daha majör kripto paralara yatırmayı tercih edin. Sonrasında bakiyenizin en fazla %10'unu, 15'ini bu tarzda daha game dediğimiz, henüz çok da sağlam yerlere gelememiş kripto paralara ayırabilirsiniz. Ama her durumda çok temkinli olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer içerik hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı ve tabii ki videolara beğeni ve yorum bırakmayı unutmayınız arkadaşlar. Buna benzer çok daha fazla videoda tabii ki gelecek. Beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.